Haber merkezi devam ediyor değerli izleyenler. Bu bölümde konuğumuz Sayın Nazifay, araştırmacı yazar ve Türkiye'nin gündemindeki ilginç bir konuyu konuşacağız. Tabi bir tartışma ile başlamıştı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi'nin Mehdi gelecek ve biz de bunun için hazırlık yapmalı hazırlık yapmalıyız açıklamasının ardından tabii Adnan Tanrıverdi'nin daha sonraki süreçte istifa ettiğini biliyoruz. istifa ettiğini açıkladı. İşte bu konuları konuşacağız ve tabii bir konumuz daha olacak. Ağırlıklı olarak da o meseleyi konuşacağız. E, Türkiye'deki tarikatlardaki Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı ve tabi bu noktada da hangi tarikatlar öne çıkıyor Atatürk'e düşmanlık noktasında tüm bu konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Ay. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hemen sohbetimize başlayalım. Gündemdeki Mehdi tartışmasıyla tabii ki de başlayacağız. Adnan Tanrıverdi'nin beklediği Mehdi kim diyeyim ben öyle başlayayım soruma. Başka sorularım da olacak. Evet Mehdi'lik tarih boyunca ilahi bir kahraman. Bütün toplumlarda var bu sadece İslam toplumunda değil. Dinler tarihinde öncelikle Yahudilerde başlıyor büyük mabetin yıkılmasından sonra bir çıkış ama bu çıkış moral çıkış anlamında bir çıkış isteniyor ve gelecek dönemler içerisinde bir Mesih'in gelmesi bu da Davud'un soyundan gelmesi üzerine kurulu bir senaryo oluşturuluyor. Daha sonra bu inanış Hristiyan ilahiyatı içerisine de giriyor. Dolayısıyla İslam ilahiyatı içerisine hiç gereksizce bir takım eklemelerle giriyor. Şimdi ben programa başlamadan önce aslında hem ulusal kanala teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu büyük bir cesaret. Niye cesaret olduğunu biraz sonra izleyicilerimiz tabii vakitte ne kadar el verecek onu bilmiyorum ama el verebildiği ölçüde görebilecekler. Burada asla huruf, yani harflerle bir takım hokkabazlıklar yapılması gibi bir durum söz konusu değil. Bir zamanlar işte Kur'an'dan kehanet gibi bir takım anlamlar çıkartmaya çalışanlar vardı. Biz öyle bir soytarılığa asla girmeyiz. Siz beni araştırmacı, yazar olarak verdiniz ama ilahiyatçı tarafım elbette de var, evet. izleyicilerimiz tarafından biliniyor ben kelam ana bilim dalında yani dinler tarihi, inançlar tarihi alanında yüksek lisansımı yaptım. Bütün cemaat ve tarikatların içerisine girdiğimden dolayı da hem sağdan hem hani hem mektepli hem, hem alaylı. de alaylı denilen bir vasıfla şu anda karşınızdayım. Tabii teşekkürümü ediyorum. Bu cesaretli konuya girmek kolay bir şey değil. İlk defa belki denenecek ve ulusal Kanal izleyicileri ne oluyor diyecek belki e, ayağa kalktıktan sonra. Hiç merak etmeyin. Biz bir soytarılığı ortadan kaldırmak maksadıyla o e, hesaplamaları, epçet hesaplamalarını yapacağız. Bu bir. İkincisi de tabi hassas olmak gerekiyor. E, ben bir kitap hazırlıyorum e, İslam İlmihali diye. Sünni, Alevi ve Şii. Caferi kardeşlerimizin kaynaklarının da içerisinde olduğu bir ilmihal. Bu genel bir istek üzerine e, oluştu. Kaynak yayınlarından iki veya 3 ay sonra çıkacak. Orada da belirttiğim gibi şimdi de üzerine vurgu yapmak istiyorum. Mehdi meselesi Caferilik'te, Şia'da bir itikat meselesidir. Biz burada Mehdi'yi konu aldığımızda Batı'nın, evanjelistlerin özellikle Yahudi kaynaklarını ön plana çıkartan, Siyonizmi ön plana çıkartan, Sömürgecilik mantığı içerisinde hareket eden Batı hegemonyasının anlayışının İslam dünyasında hangi senaryoları oluşturduğunu vurgulamak için kullanıyoruz. Yoksa hiç kimse alınganlık göstermesin. Caferi kardeşler de alınganlık göstermesin. İtikat noktasında bakmıyorum ben bu olaya. Batının kavramları. Sömür, sömürü aracı olarak nasıl kullandığını ortaya koymak maksadıyla tarikatlar, cemaatler hatta bırakın siz Mehdi'yi, Mesih'i Allah üzerinden hani Yaşar Nur Öztürk hocamız da söylüyordu ya Allah'la aldatmak yani siz bırakın Mehdi Mesih'i, Deccal vesaire konularını Allah'ın üzerinden bile sömürme aracı oluşturulmaktadır. Bizim tek kaygımız, tek problemimiz Hacan, bu. Konuya giremedik. Biraz, fakat maalesef bu şekilde evet, gitmek evet, zorunda. Buyurun, buyurun hocam. Şimdi Mehdi hidayet eden, yol gösteren demektir. Kur'an'da bunun açık bir işareti yoktur. Tabii siz işaret falan koyabilirsiniz. Dersiniz ki ben bu ayetten bu anlamları çıkartıyorum ama açık, sarahaten ve delaleten biz ilahiyat jargonuyla söylüyorum. Mehdi'nin geleceğine dair bir ifade yoktur. Ama Şii geleneği içerisinde evet 12. imam saklanmıştır, gizlenmiştir. inancı ile birlikte daha sonra ortaya çıkacak itikadı vardır. Sünnilerde bu ise daha dağınıktır. Ama şunu görüyoruz tarih boyunca ne zaman bir coğrafya içerisinde bu ilkel kavimlerde de böyle yani ilahi dinlerde olması gerekmiyor. İlahi dinlerde de ilahi olmayan e, dinlerin sahibi olan topluluklarda da böyle kültürel, ekonomik bir takım veya siyasi sıkıntılar olduğu anda Mehdi beklenmiş. Örneğin Abdülhamit döneminde 16 tane sahte Mehdi çıkıyor. Niye? Çünkü bir kargaşa var. Yani bir çıkış yolu arıyor. Ondan dolayı e, sadece dinci mantığı içerisinde değil, Dindar, çünkü dinci dini sömüren demektir. Dindar, e, safiyane bir gönülle Allah'a ve dinin kurallarına bir başkası ne anlam yüklerse yüklesin, inanan kişi demektir. E, bunların psikolojilerini etkileyen ana nedenleri bir kere ortaya dökmemiz gerekiyor. Şimdi ben e, biraz önce de belirttim, birçok tarikatların, cemaatlerin içerisinde bulundum ama... Nurcuların içerisinde daha fazla bulundum. Zaten bugünkü bütün tarikat ve cemaatlerin itici e, gücü nurculardır. Ve bugün Fetö'ye Hani darbe e, teşebbüsü ve darbe ilhamını e, veren e, Said Nursi diğer cemaatlere de aynı direktifi gönderiyor. Mehdi meselesinin en sonlarında geçecekti. Ben şimdi onu da vurgulayayım. Mesela İptace İptace örgütü bile bu biraz sonra bizim tahtada örneklerini göstereceğimiz epcet hesabını kendi lehine yormaya çalışmaktadır. Kendisine göre yorumlamaya çabalamaktadır. Şimdi ben nurculuk içerisinde şöyle bir layıka dediğimiz cemaat içi yazışma elime geçmişti. Sırrı İnna Atayna. Yani İnna Atayna'nın sırrı. İnna Atayna bilenler biliyor. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. O kısa sureyi Said Nursi almış. Bizim milli kahramanlarımız Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve diğer bir e, din alanından da Kişiyi ekleyerek, o da ilk Diyanet İşleri Başkanı e, Mehmet Rifat börekşiyi ekleyerek dört tane deccallık ayağı oluşturmuş kendi kafasına göre. Ve bu 100 yıla yakındır saklandı, saklandı, saklandı. En sonunda artık çözmeye karar verdik. Sağ olun sizler de buna öne ek oldunuz. O konuya geçelim ama bu Mehdi konusunu bitirelim hocam isterseniz. Dağılmaması açısından söyleyeyim ben size. Mehdi hazırlıkları mesela Tanrı verdiğini söylediği Mehdi hazırlıkları nasıl yapılıyor? Mehdi hazırlıkları bir e, siyasi kişiliğin çünkü Mehdi'lik sadece dini bir figür değildir. Siyasi bir figürdür. 2019'da Mehdi'nin çıkacağına dair bütün cemaat ve tarikatların görüşleri vardı. Cübbeli'den tutun bütün cemaat ve tarikat. Ben bunların üzerine 3 tane yazı yazdım. O 2019'da Mehdi darbesi olacak diye. Aslında bunların herhangi bir şey becerebileceğini düşündüğümden dolayı değil. Ama bunların hayallerini ortaya koymak gerekiyordu. Eee Örneğin 2015 yılında Mehdi Mesih kitabım çıktığında orada bir bölüm vardı. Ankara'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayında bazı odaların mehdilik odaları olduğundan söz etmiştim e, ve pek çok medya kuruluşunda da bu e, köşe yazılarına kadar yansıdı. E, Atnan Tanrı verdi, kendi içerisindeki hezeyanı ortaya koyuyor elbette çünkü buna. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının da sahip çıkmaması gerekir. Çıkmadı zaten. Çıktığı anda tehlikeli noktalara varır. Ee, i̇çerisinde göreceğiz. 2023 vurgusu şimdi siyasi olarak siz bir hedef e, koyabilirsiniz. Bunun için e, bir takım e, argümanlar e, oluşturabilirsiniz. Ama bunu Mehdi'nin çıkışı gibi verirseniz. Ee, Nurcu kaynaklarında 2023'ün başka bir figürün ortaya çıkışı olarak e, önümüze geldiğini görürsünüz. 2023 Tam, nereden çıktı hocam? 2023 e, hayır, e, AK 2023 AK Parti'nin 2023 vurgusu bu var ya ne alakası var? Bir yerde mi yazıyor? 2023 rakamına nasıl geliyor? 2023 rakamı Cumhuriyet'in 100. yılı. Yani 100. O yılı. Ama o 100. yıl Nurcu kaynaklarında Büyük Deccal'ın çıkma tarihidir. Yani o zaman? Yani o zamanı biraz sonra göreceğiz. İşte onu anlatalım. Evet. Bir, de, bir de Şimdi... şunu, Şimdi... şunu sorayım. Yani Türkiye sahte peygamberleri de gördü. İskender olduğu gibi isimler de vardı. Şimdi bu Mehdi, Mehdi dediğimiz isimler tarikat liderleri mi genelde? Veya da kendilerine böyle bir anlam mı yüklüyorlar? Türkiye'de kendini Mehdi olarak tanımlayan İlla öyle kim olması ya da kimler gerekmiyor. Var. Ama genelde tabii ki bir dini yapının lideri Mehdi'liğe layık görülüyor. Şimdi benim o elime geçen o layıkalarda da epçet hesabı var. Arap harflerinin bir matematiksel karşılığı olduğu bilinir. Ve bu aslında sanatta da kullanılmış, tarihte de kullanılmış. Örneğin Said Nursi'ye mehdilik verilmiş. Çünkü... Kendi vermiş. Yani kendisi ben mehdiyim demiyor. Ya Demiyor açık. Demiyor ama kendisini işaret ediyor. Hani Adnan e, Oktar, Oktar. meselesinde ben diyor ben Mehdi olduğumu iddia etmiyorum diyor. Ama öyle bir resim çiziyor ki o portrenin tam ortasına kim oturuyor? Kendisi oturuyor. Yine mesela Süleymancılarda Süleyman Tuna kendisine bizzat ben Mehdi'yim demiyor. Ama onu takip eden Süleymancılık ekolü içerisinde bir bakıyorsunuz bütün yorum ve çıkartılan hesaplamalar onu gösteriyor. Hatta daha ileriye gidiliyor. Ee, onun mehdiliğine inanmayan dinden çıkmıştır diyor. Bu ekolün Süleymancılık ekolünün içerisinde olmayan kişi de kafirdir diyenler de var. Din dışına çıkmıştır diyenler de var. Şimdi ben sizi anlıyorum. E, fakat siz de beni anlayın. Tabi anlıyorum. E, bu kavramları bir anda bir oturumda Anlatmak, anlaşılmasını beklemek çok fazla mümkün değil. Ben de o yüzden anlaşılabilsin diye araya sık sık giriyorum. Evet, evet. bakmayın, bakma, yani böldüğün falan düşünmeyin. anlaşıl daha iyi anlaşılmasına için uğraşıyorum. Ben ee, elbette, esafla yok o değil. Ama e, şimdi asıl bizim hani gündemimiz. Tanrı verdi meselesi bir haftadır, 10 gündür devamlı bu tartışılıyor. İstifa da etti. Niye bu açıklamayı yapıp, niye büyük bir cesaretle kameranın karşısına geçip Mehdi'yi bekliyoruz açıklaması yapabiliyor? Çünkü yine belki hani sokak mantığıyla söyleyeyim, kraldan çok kralcılar vardır. Bir, mesela sadece siyasi bir lider diri çok fazla yeterli görmüyorlar demek Dini ki. Dini bir motif. Dini bir motifle onu süslemeye çalışıyor. Onu başka bir noktaya getirmeye çalışıyor. Yine herkes biliyor Recep Tayyip Erdoğan kendisi üzerine ilahi bir takım sıfatları aldığını diliyle kendisi söylemedi. Söyledi mi? Söylemedi. Fakat pek çok partili adeta Allah'ın sıfatlarını ona verdi. Peygamberin sıfatlarını ona verdi. Şimdi bu bir mistik hezeyandır. Mistik hezeyan psikolojik bir rahatsızlıktır. Dini çevreler içerisinde bu e, pek fazla giderilmeyen bir... tanıver de mistik hezeyan. Evet Zeyan mistik mi? hezeyandır ve o inanca sahip olan kişilerde de mistik hezeyan paylaşımı vardır. Psikolojideki adı da budur. Yani kendi kendilerine inanırlar. İnancı paylaşırlar. Aslında buna ne kadar inanç denir? hurafe diyoruz hani batıl inanç diyoruz biz buna. E, bu inancı paylaşmak zorunda hissediyorlar. Evrene sollara bakıyorsun sosyal hayatta zeki insanlar bunlar. Yani aptal değil. Fakat din alanına girip de kendisine herhangi bir paye vermeye çalıştığınız zaman bir, bir türlü durdurak bilmiyor. Mesela insan ilahiyat alanında, din alanında kendisine alim görmeye çalışır. Alim, yani bilgin. Daha sonra allame demeye başlar. Yani e, sıfat eklemelere başlar. Allamelik de tutmaz onu. Ben der herhalde müçtehidim. Yani din hakkında fetva verebilecek, hüküm ortaya koyabilecek bir niteliğe sahibim. Müceddidim demeye başlar. Her yüzyılda gelen bir kurtarıcı gibiyim ben de demeye başlar. Sonra mehdilik gelir. Aslında bu da kesmez. Ee, evrene solunda olduğu gibi ben peygamberim der. Allah bana Peyga kitap yazdırdı. Tabi peygamberin Hazreti Muhammed için nebilerin sonuncusu diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Ben ise Resulüm diyor. Bak nebi değilim peygamberin nebi e, sıfatına haiz değilim ben. Bir üstünü alıyor. Ben diyor e, Resulüm o yüzden vahiy bana da gelir. Aslında bunları peygamberlik de kesmiyor. Hatta tanrılık bile kesmiyor. Nasıl? kesmez. Tanrılık ben bile kesmiyor. Ben Tanrılı, o da kesmiyor. Ta, da. Tanrılar... Kelime-i şehadet getiren tanrılar tövbe var tövbe. aramızda bizim biliyor musunuz? Kelime-i şehadet getirir ve tövbe çeker. Onlar da e, tövbe çeker ve e, kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle ömrünü geçirir. Ama kendisinde bir nevi tanrı, promete gibi bir şeydir. Tanrı diyemez, tam tanrı dese... E, kemal dediğimiz sıfatlar kendisinde yok bir, e, çünkü hastalanıyor, acıkıyor vesaire. İnsanın da demiyor arada sıkışıp kalıyor. Promete gibi ara bir varlık olarak yoluna devam ediyor. O şekilde de ölüp gidiyor. O yüzden inanca dikkat etmek lazım. Allah Kur'an'da şöyle söylüyor. Ey inananlar inanın. Halbuki böyle bir ifade saçma bir ifadedir değil mi? Ey inananlar, ey inananlar dedin zaten. Bir daha niye inanın? Çünkü siz inanmıyorsunuz demeye getiriyor. Öyle inandım demek kolay bir şey değildir. Bunun e, ...geri planında o inancı e, sağlayacak bir takım unsurlara da sahip olmanız gerekiyor. Diyelim diyor. ve biz asıl konumuza girelim o zaman. Girelim, Yavaş. bakalım ne kadar götüreceğiz. Evet. E, aslında çok keyifli olacağını düşündüğüm bir e, maceraya gireceğiz. Yetiştiremesek de belki başka bir zaman evet. herhalde bunu götüreceğiz. İşte o e, benim elime geçen layıkalarda, cemaat içi yazışmalarda... Nur tarikatı, ee, Said Nursi'nin bu layık Said Sayyidi Nursi, hepçe İnna Atayna suresinin harf harf, suresi. e, şeyinin yorumunun radikal bir dincilikle verildiğini gördüm. Ve ilk başlarda şöyle ekranda e, yansıyan, e, en üst tarafta mahremdir diyor şu parantez içerisine bu, Nursi'nin el yazısı mı? Onun yazısı mı yani? E değil, bu? onun yazısı tam anlaşılsın. bu çok nereden? çirkindir, öğrencisidir. Üslevler öğrencisi. falan daha çok yazıyor. Bu Laika'nın içerisine ilk başlama. Laika nedir hocam? Onu da söyleyeyim. Laika ikinci üçüncü kez söyleyeyim. Cemaat içi, içi yazışma demektir. Masonik bir şey gibidir. başkalarına açılmayan sadece cemaat içerisindeki, yapı içerisindeki kişilerin bilgisine sunulan ezoterik bilgiler. Bu cemaatin içinde sadece evet, biliniyor. Evet cemaat içerisinde Bunlar sadece saklandı, belli kişilere saklandı. değil mi? Tabii. Burada. Üst yöneticiler mi? Ya da herkese ee, evet genelde üst yöneticiler. Ee, zaten bu benim elime zorlukla geçti. Ben bile erişemiyordum buna. Ee, i̇lk bunu 2015 yılında kaynak yayınlarıyla Deccal Dindarmış kitabında yazdım. Tabii ki okuyanlar çok fazla da bir şey anlayamadı. Çünkü dağınık gittik biraz. Daha sonra bunu pek çok kişiler aldı, kullandı. Fakat toparlayamadı da içerisindeki asıl vurgusu yapılması gereken yerlere vurgu yapmadılar. Bilerek yapmadılar. Ondan dolayı bu program, ben pek çok kez size konuk oldum. Bu programın ayrı bir yeri var. Hedefimize zaman olarak yetişelim yetişmeyelim ama buna başlamak evet, çok çok önemliydi. Mahremdir diyor en üst tarafta. Yani gizlidir. Bunların mahremleri biliyorsunuz. Bir sırrı inna atayna. Bu bir sırrı inna atayna. İnna ataynanın içerisinde Allah'ın bize güya nurculuğa yani Said Nursi'ye bir takım bilgileri verdiği o bilgileri de Şimdi o bize ulaştıracak. Şimdi daha açık söyleyelim. Kur'an'daki Kevser suresini Said Nursi alıyor kendince çeviriyor. çeviriyor edeyim. ve diyor ki aslında sizin okuduğunuz inna atayna da sizin değer verdiğiniz Mustafa Kemaller, İsmet İnönüler falan ona diyor Allah kafir diyor, menhus diyor vesaire zındık diyor, deccal diyor, süfyan diyor. Nasıl dediğini de göreceğiz. Daha sonra malum büyüye diye başlıyor. Malum büyük bilinen büyük Atatürk yani. Karşı birden hiddete geldi. Şey hiddete gelmiş, sinirlenmiş. Neye gücendiyse demek ki e, içerisinde neleri biriktirdiyse defaten bir anda diyor bu yazıldı. Sonra başlıyor Arapçası. Ya eyyühel mülhidun ve mülhidin diye de geçiyor. Ey mülhidler diyor dinden çıkanlar. İki kişiden söz ediyor burada aslında. E, bu çoğuldur mülhidun veya mülhidin Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak Üç, üçünü ve Rıfat Börekçi. Ondan söz etmese de Yalet layıklarının içerisinde başkanı. onu Bayram Yüksel söylemişti. Öldü gitti, o da Nurculuğun de Sait Nursi'ye hizmet eden kişilerden birisiydi. Ama ilk önce iki kişiden söz ediyor aslında. İki kişiyi muhatap alıyor. Atatürk ve İsmet'in önü. Ey nifak vel humuk diye devam ediyor. Ben onun e, kısaca bir şeyini aldım. E, onu vereyim hemen. E, Atatürk ile İsmet'in İnönü'ye hitaben Arapça metnin özet bilgisini yazayım. E, daha önce de paylaştım. Ey münafık ve ahmaklar. Atatürk ve İsmet'in önü. Laiklik e, İslam dininin üzerine bir zulümdür. Laikliği getirmenizden dolayı Arş-ı Azam Öfkeden kuduruyor. Yakında gelecek olan şiddetli ve kahredici ölümünüzü bekleyin. O liderler, o iki kişi ve onun devamı olan kişiler Sekar adlı cehennemde ağlayıp inleyerek cezalarını çekecek. Öldükten sonra Atatürk ve ona değer verenler Sekar adlı cehenneme gidecekmiş. Siz diyor Atatürk ve İnönü'ye özellikle kafirlerin en pisi, vahşilerin en vahşisi... İki mürtessiniz, dinden çıkan iki kişisiniz. İsimlerinizdeki Elif ve B, Elif ve B harfi vermiş onlara. Ebu demektir Arapçada. Ebu baba demektir. Aynı zamanda ata demektir. Şimdi ata Türkiye, Ata Türkiye. Şimdi şey yapacak, e, laf e, geçirmeye çalışacak. E, şöyle de bitiriyor. Yahudilerin en iğrençi ve zalimlerin en zalimsin. Bir de aslen siz diyor Türk de değilsiniz, Yahudisiniz diyor. Ki kişi Yahudi de olsa burada bir ırkçılık ve bir nefret söyleme oluşuyor. Bırakın Atatürk'ü İsmet İnönü'yü bir kenara. Hem iftira atıyor hem de milletler üzerinden bir nefretini kusuyor. Şimdi Ebu Baba demekti dedik. Bunu öncelikle Atatürk'e veriyor. Ebu sen diyor. Ebu Türksün diyor. Yani e, Atatürk. Bu Ebu denilmesiyle sen tarihte İslam tarihindeki Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, e, 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 Ebu Leheb gibi kişilerin zamanımızdaki temsilcisisin. Yani İslam'a düşmanlıkta ben diyor Ebu'yu boşuna söylemiyorum sana. İslam tarihindeki bu kişilerin iz düşümü Zamanımızdaki temsilcisi sensin diyor. Ve seni takip edenlerdir. Ee, sonra dört tane Deccal'dan söz ediyor. Şimdi sıra sıra gidiyoruz. Dört Deccal e, Atatürk sayıyor zaten. Biraz sonra da hesaplamalara geçecek. Ama bu dört Deccal'dan iki tanesi Süfyan'dır diyor. Süfyan ne demek biliyor musunuz? Deccal'ın, çünkü Deccal Hristiyanlar içerisinde de çıkabilir inancı var. Yahudiler içerisinde Müslümanlar içerisinden çıkanlara güya Hazreti Ali e, süfyan demiş. Ona süfyan denilecek demiş. Zaten pek çok şeyi Hazreti Ali'nin üzerine e, fatura ediyorlar. Ona da iftira ediyorlar. Epce hesabını bile e, Hazreti Ali'den aldıklarını söylerler. O yüzden bu programı Alevi kardeşlerimiz ve Caferi kardeşlerimiz de çok iyi izlesin. Tehlikenin nerelerden geldiği ve nasıl fişeklendiğini aslında herkesin bu anlamda görebilmesi lazım. Bir nurculuk, nurculuk falan değildir. Sadece nurculuk değildir. Ve sünnileri ilgilendiren bir anlamı yoktur. Herkesi Alevi'yi de ilgilendiriyor, Caferi'yi de ilgilendiriyor. Dünyanın herhangi noktasındaki bütün Müslümanları ilgilendiriyor. Ve daha sonraları yapacağı hesaplamadan önce diyor ki 2023'te büyük teccal çıkacak diyor. Aslında Atatürk ve şeyler Sayın e, diyor İsmet tabii tabii. İsmet'in önü. Küçük teccallardır bunlar diyor. Büyü diyor 2023'te çıkacak. O yüzden bakın bugünkü hükümet de bunlara karşı dikkatli olsun. Ben yazılarımı yazarken kimileri bunu Şimdi siz bunu şunu iddia ediyorsunuz FETÖ darbe şeyini biraz da bundan mı, yani kendini motive etti gibi bir yorum. Zaten olur. oturacak nasıl direktif verdiğini de söyleyeceğiz. Yani FETÖ'ye darbe teşebbüsünün fikrini Sait Nursi veriyor 5. Şuada veriyor örneğin. 5. Şuada şöyle söylüyor aynen. kahraman ordu dizginini onun elinden kurtaracak. Onun derken Atatürk'ün elinden kurtaracak. Bununla e, ne söylemeye çalışıyor? Türk silahlı kuvvetlerini çökerteceksin arkadaş. Ve Atatürk sevgisini tamamen içerisinden alacaksın. Atatürksüz bir ordu meydana getireceksin. Milleti de buna göre dizayn edeceksin. E, zaten bundan sonra o topluluğa Mehdi Mesih kavramlarını yüklemek kolaydır. Yani düşünebiliyor büyük musun proje olur. yani elbet. en büyük yani rezillikleri evet. daha göreceksiniz daha yeni başladık. Yani evet. e, sizin içinde, ekranları başı e, başındakiler içinde masal gibi geliyor belki. Çok böyle uçuk kaçık gibi geliyor. Uçuk kaçıklar içerisinden e, din düşüncesi dizayn edilmeye çalışılıyor. Bizim söyledi yani e, aklı başında sağlıklı e, ruha, psikolojiye sahip kişiler tarafından yürütülmüyor bunlar. Bunlar tarafından güdüleniyor. Ondan sonra adam diyor ki biz diyor mehdilik odaları, mehdilik şeyleri, projeleri geliştiriyoruz diyor. Onu bekliyoruz. Yani Tanrı verdileri anlaman için, anlamanız için... E, bu, hezeyanları anlamanız gerekiyor. Evet devam edelim hocam. Süremiz de akıyor bu arada. E, akar. Ebder. <laughs> e, ebder. diyor ki mesela inne şaneke hüvel ebder. Ebder geçiyor diyor. Ebder e, şeyin içerisinde e, Kur'an'ın o indirildiği vakit içerisinde Hazreti Muhammed'le alay etmek için e, kullanılmış. E, soyu sopu olmayan erkek tarafından soyu Kimin gitmeyen demektir. E şeyler yapıyor. Mekke'deki müşrikler yani e, alay etmek için e, senin soyun sopun ilerlemeyecek e, diye dalga geçiyorlar. Epter diyor e, şeyde diyor ki Said Nursi sen diyor Ebu ile kalmadın diyor. Ebu Cehil falan değil. Bir de Eptersin çocuğun yok diyor senin. Yani sen fizyolojik baba değilsin. Hani Atatürk'ün e, evlatlıkları falan var ya onu kale almıyor diyor ki senin çocuğun yok, sizin çocuğunuz yok diyor. Oysa bunu söylerken İsmet Ünlü'nün mesela çocukları var. E, projenin çöktüğünü ilerleyen sayfalarda, safalarda zaten görmemiz mümkün olacak tarihlerde de hangi hataları hangi e, saptamalarla yanlışlıkları yaptığını da göreceğiz Epter diyor e, sen şimdi Epter dediğin zaman alay ediyorsun değil mi? Atatürk'le alay ediyor senin çocuğun yok diyor yani, milyonlarca çocuğu var Atatürk'ün ha, <laughs> yani hayır diyelim düşününün. ki onun üzerinden gidelim biz de. çocuğu yok diye mi dalga geçiyorsun e, senin de çocuğun yok sen de ep dersin. Said Nursi'nin çocuğu evlenmedi ki bizim bildiğimiz kadar. Ha ben de diyorum ki o zaman sen de evlendin. Sen gizli bir evlilik yaptın. Bunu Anadolu'daki bazı gayri meşru durumlara cin meselesini falan e, dahil ederler. Cinden hamile kaldım vesaire. Bunu Yaşar Nur hocamız da yine çok fazla dile getirirdi. Sen yoksa Bizim bilmediğimiz bir takım gayrimeşru yollardan çocuk mu edindin diye sorarlar. Edinmediysen e sen kendin eptersin. Epterlikle Atatürk'e niye saldırıyorsun derler insana. Evet. Ee, sonra sen diyor Gazi değilsin. Gazi değilsin derken... Gazi'deki 1017 rakamını çok fazla öne çıkartıyor. Sen... Gazi kelimesinden şu şekilde yazılır. Gazi e, sözcü. Bu şurada da gördüğünüz gibi 1000'dir. Bir rakamı Z7 olması lazım. 7, 10. 1018 rakamı çünkü bütün matematiğini bu layıka içerisinde 1017'nin üzerine kurduğunu göreceğiz. Halbuki burada 1018 çıkıyor. O zaman diyor sen gazi falan değilsin Atatürk'e layıkanın içerisinde. Sen diyor bu elif harfi düşüyor bunu başka bir şeye veriyor. Atatürk'ün kötülenmesini ortaya koyabileceği başka bir takım formüller getiriyor. Sen diyor bu elifi alıyorum senden aldığı anda gaza denilen bir sözcük çıkıyor bakın elif harfini alınca neye göre bu da bu elifi? Şimdi baş... sözcük oyunları yapmaya başlıyor kendine göre Çünkü matematiğini denk getirecek bunların soytarılığı burada yani oradan oradan olmazsa öbür taraftan bir rakamı olmazsa beri taraftan şeddeli alıyor şeddesiz alıyor gidiyor Çünkü bunları tutamazsınız Siz ben tutamadım siz hiç tutamazsınız. Gaza ne demektir biliyor musunuz? Havlayan demektir. Isıran demektir. Yani köpek demeye getiriyor. Peki bunun iz düşümünü yine biz kimlerde görüyoruz? Ee, i̇nkılap sözcüğünü inkılap olarak kullananlar vardı. Mesela bu cerrahi kolunun şeyhlerinden e, kim kullanmıştı onu? Ömer Tuğrul İnançer özellikle ekran başında inkilap olarak verdi. Halbuki şimdi şu şekilde şey yapabilirsek kaf harfi harfini alıp da kef harfini kullandığımızda köpekleşme demektir inkilap. Anlatabiliyor muyum? İnkilap değişme demektir. Kalp sözcüğü de oradan gelir. Kalp bazen anlamların insan içerisindeki değişimini ifade eder. Bunlar ise inkılap sözcüğüyle oynayarak Atatürk'ün ve devrimlerinin en kaba şekilde en kaba şekilde nasıl verilebilir hesabıyla sözcük oyunlarıyla çevirmeye gayret ediyorlar. Atatürk'e gaziliği ...dediğim gibi şey yapmıyor... E, ...vermek istemiyor... ...sen diyor gazi falan da değilsin... ...sonra bir takım hesaplamalara geçiyor... ...nasıl bir hesaplama... ...sen diyor senin adın Mustafa falan da değil diyor... ...Mustafa... E, ...sözcüğünü alıyor... ...Mustafa... ...şu şekilde... Mustafa sözcüğünü ben diyor o gazi kelimesindeki elifi aldım şimdi oyun oynamaya başladı ya. Mim harfinin yanına veririm diyor o elif harfini. Çok fazla anlamayacaksınız ama zamanla anlayacaksınız. Yani bunun bir yani şeyi var mı? Bu yapılabilir de mi? Getiriyor kafasına göre mi? Yaparsan yapılıyor tabii. Niye yapılmasın? İstediğin gibi oyna. Kur'an'da Allah'ın ayeti değil mi bu? Yan yana yazılan. Neye göre bunu olup orada? Şimdi Kur'an'daki ayetle birlikte kafasındaki sözcükleri de getiriyor. Sadece Kur'an'daki ayetlerle hareket etmiyor. Mesela gazi kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Şimdi harmanlıyor. Bir takım şey şeyleri toprağım. harmanlayacak tabii. Yani kendisine göre bir kombinasyon oluşturmaya çalışıyor. Bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bunun içerisine birçok şey katıyor. Yoksa Mustafa adı da geçmiyor tabii ki şeyde. Ama şunu verecek. Kuranı Kur arkasına alarak Güya destekleyecek Mustafa Kemal'in dekkel olduğunu e, de, e, şey vermeye çalışıyor. Bir de senin ismin çalışıyor. Mustafa değil demek yani Muhammed Mustafa Ma, gibi olmasın diye. Mi? Ma diyor. Niye Mustafa olmasına karşı çıkıyor ki isminin? Onu da anlayamadım. Mustafa seçilmiş demektir. Kemal de olgun demektir. Güzel özelliklere sahip demektir. Bunu nasıl yapıyor biliyor musun? Ma ustifiye Bir kemalin diyecek. Sen sen diyor seçilmemişsin kemallikle, olgunlukla seçilmemişsin. Bir diğer anlamı da sen diyor ustufiye bir kemal. Sen diyor B'ye olumsuzluk anlamı vererek sen diyor olgun olmayan bir seçilmişsin diyor başka bir yerde de. Şimdi burada kemal olmayan, olgun olmayan bir seçilmiş kişisin sen diyor, başka bir yerde haşiye dediğimiz dipnotla bölümünde de sen diyor, evet seçilmişsin ama... Ee, yani ham olgun bir değil, insansın, olgun. olgun değilsin. Yine tarihlerle ilgili bölüme gelin. Son 9-10 dakikamız kalmış. E, bu 2023 mesela darbe e, dediniz ya motivesi. Onun rakamlarla nasıl yorumluyor onu gösterebilir miyiz? O zaman e, ona geçip ondan sonra şey evet, yapacağım. Evet daha iyi olur. E, şimdi, şunu hemen... Bir de izleyicilerimizin bir kez daha tekrarlayalım. FETÖ'nün e, 15 Temmuz darbesini yapması için değerli izleyenler kendilerini motive ettikleri... ...bu durum rakamlar En önemli çıkan... evrak budur. Dedim ki ben yalvarıyordum yani adeta. Arkadaş bunu yayınlayalım. Sonra kimi yerlerde yayınlanmaya başladım. Ben ortaya çıkarttıktan sonra... ...hatta Said Nursi'nin mezarını da ortaya çıkarttıktan sonra... ...bazı kişiler bir şeyler söylemeye başlıyor. H halen inkar ediyorlar ama öyle değil. Yani benim söylediğim sal denilen yerdedir. Bu şey nereden çıkıyor... O 1017 sayısı buna takılıp kalıyor. Ee, şöyle diyor, ee, Fevzi isminden, ona e, geçeceğiz mi bilmiyorum, belki geçerim biraz, biraz sonra. geçebiliriz biraz. Fevzi ismini, İsmet ismini topluyor, bunun isimlerinden bir rakam çıkartıyor. Biraz önce yazmış olduğum Maustifiye ile toplayıp yine bu rakamı çıkartmaya çalışıyor. O zaman da diyor ki madem ki bunlar denk geliyor, birbirine denk geliyor, benim söylediğim doğrudur. Yani bunlar bir rakam 1017 rakamı bunlar için özel şifredir diyor. Deccallığı belirtir. Siz de bana sordunuz. Peki büyük deccal ne zaman çıkıyor? Değil mi? O zaman diyor ki inna ata inanının içerisinde inne şani eke hüvel epterde inne vardır. İnne Evet. Arapçada mutlaka demektir. Muhakkak olacak. İnne. Bu da diyor, bak elif harfi kaçtı? Bir. bir. Baktığınız zaman bir. Nun harfi kaçtı? Elli. Elli. Bakın orada var. Evet, Elli. Evet. Ama iki kere tekrarlanıyor nun harfi diyor. Şeddesi var diyor inne şeyyken Evet o da yani sayıyı bulması diyor. için bir şey eklemesi gerekiyor yapacak yani belki çok fazla bıktırıcı olacak ama bu soytarılığı mutlaka ispatlaması lazım En azından kendisine bağlanan bu hezeyanlı e, zihinlere mutlaka bunun e, bir hesabını çıkartması lazım eşittir o çıkacak mutlaka 101 100 e, e, şu şekilde şu yok 101'i eklediğiniz zaman 8 1 1 1 1118. Bu herhangi bir tarih değil ama diyor şunu veriyor diyor çok fazla dağınık olduğundan dolayı ben toparlamaya çalışıyorum. Evet. Madem ki diyor cumhuriyetin kurulması dahil bunların isimleri dahil Gazi sözcüğünü aldığımız zaman çıkan rakam dahil. Maustifiye denilen saçmalık dahil. Hepsi 1017 ki öyle çıkmıyor. O zor. Keşke olur. vaktimiz olsa ama hadi 1017 diye alalım. O zaman diyor tam 100 yıl sonra 1017 diye hesapladığı tarihi zaten 1923 olarak verdi bir yerde. Buna 100 katarsan 2023. 2023 olur diyor. İnne ile çünkü ya saçma sapan karışık oradan oraya uçuyor. E uçacak tabii yani. Bilimde böyle bir şey olabilir mi? Bilimsel bir kafa e, ister tarihte ister matematikte yani pozitif bilimlerde bu şekilde uçmanız mümkün mü? Ama din alanında dinin Kafasına kendisi göre kendisi şey ol, aynen dinciliğe düşerse yani bu pazar dinciliğe düştüğü anda yapıştır yapıştırabildiğin kadar 2023'e çıkartırsın. Eğer biraz önce hani tehlikelidir dedim ya. Siz hükümet olarak 2023'ü Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olarak safiyane alırsanız bunda herhangi aranacak bir art niyet bulunmaz. Ama mehdilik beklentisini bir takım projelere bağlayıp böyle hesaplamalarla hareket edenler için eğer onu alırsanız 2023 tarihi büyük Deccal'ın çıkacağı tarih. O zaman hakaret etmeye başlarsınız. Ve şunu söylersiniz açıkça söyleyelim. Yani şu AKP hükümete... dersin ki sen aslında büyük Deccal'sın. Sen Deccal'lığa hazırlanıyorsun. Ama beri taraftan da Mehdi'lik yüklemeye çalışıyorsun. Şimdi 2023 Mehdi'yi hazırlayalım diye düşünüyorsan. Ki, e, ki biz onlara atladık yine orada. Vatikan'ın bir takım projeleri vardır. Yani Vatikan İstanbul'un dinler merkezinin olmasını istiyor. 1960'ta e, Menderes'e şeyler götürülüyor, teklifler götürülüyor. İstanbul dinler tarihinin e, şeyi olsun. Hatta Patrikhane Ortodoksluğun e, merkezi olarak açılsın. Ayasofya e, Hristiyanlık dininin mabedi olarak açılsın. Kariye Camii. Ee, Müslümanlar da şey yapsın, halifelik ilan etsin, ee, şeyin Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, ruhunda mündemiç olan, kendi içerisinde saklı olan halifeliği çıkarsın, alsın Kariye Camii de halifeliğin merkezi olsun. Kariye Camii nerede? Ee, Edirne kapıda. Bilenler biliyor, Kariye Camii'n e, bu şey, Vatikan'ın projesi mi? Tabii Vatikan'ın projesi. 60'ta. 60 fakat e, darbe olunca falan e, artık bunu şeye geçiremiyorlar. Şimdi dillendirmek ve bu amaca yönelik bir takım projeler üretmek istiyorlar. Dinciler de zaten bu alandan yürüyor. Hani program başında dedik ya Mehdi meselesini e, Caferilerin Mehdi itikadı üzerinden gitmemek lazım. O ayrı bir şeydir. Ya bu uydurulan kısmı. Ha sen inanırsın inanmazsın dersin ki kardeşim ben sizin gibi düşünmüyorum diyebilirsin. Ama bu proje Batı'nın e, Vatikan'ı da içerisine alacak şekilde evanjelizm dediğimiz. Türkiye'deki kısmıyla ilgili diyorsun. Türkiye... ya yani bu dillendirilen kısmın Nur Tarikatı'ndaki evet. mevzu yine aynı şekilde. Mesela Ahmet Necat e, şeyde e, İran'da e, 2008 yılındaydı galiba dillendiriyor bunu diyor ki ee, İran hatta Şavez'i de içerisine katıyor. Şavez'e de bir nevi Mesihlik gibi bir pozisyon ayarlıyor. Şimdi İran'daki ama, kısmı hiç Ama hocam. şöyle şöyle bakın. Evet. Ee, e, e, mesele şu, oradaki din adamları Ahmet'i Necat'a e karşı çıkıyor. Hayır diyor, bulaştırma. Evet. Hassasiyeti ben de Hassas elbiliyorum. Ee, diyorlar ki hayır diyor. Çünkü sen Mehdili bu işe bulaştırırsan bizim inancımızı bu meseleye bulaştırırsan ekonomi kötü giderse mehdiye verilmiş olur. Bir takım yanlışlıklar olursa al mehdiyi çünkü. Hocam, sonuna geri Türkiye'ye dönelim. Biz bu mevzuda üzerinden devam edelim. Yine tarih üzerinden gidelim. Şöyle yapalım hocam bir de. Yani toparlayalım artık. Şu, ne kadar vaktimiz var ben? Yaklaşık onu... 3-4 dakikamız kaldı hocam. Son 3-4 dakikada artık bir hesapta yapacaksanız çok kısalayım onu. Bir de toparlayalım, çıkalım. Hocam. pekala aslında dediğim gibi çok şey çok, var yani evet, şunlara çok uzun. hiç geçemedik zaten çok uzun, evet. ee, mesela Tagut kelimesini veriyor ee, Tagut Tugyan ee, yani azıtan demektir Tugyan ve e, Tagutan özellikle şey çıkartıyor ee, rakam çıkartıyor ve şunu söylüyor mesela bu yine çok fazla e, şeyin içerisinde layıkının içerisinde yok ama e, ee, cemaatin içerisinde ses e, dört tane deccal dedik ya dört tane deccalın isimlerinden veya soy isimlerinden kafir sözcüğü çıkartılıyor. Bunu da ilk defa görsün. Hatta nurcular da ilk defa görsün. Bu da çok fazla onlar e, arasında bilinen şey. Bir de 15 bir şey Temmuz'la değildi. ilgili bu motive edildiniz ya hocam. Ona bir tarih verilmiş mi daha öncesinden? Yani 2016 yılına için. Ee, şeye ya veriliyor. da o tarih 2023 olarak. mı? 2015'e verilmiyor ama 2015'e 2015'e e, 2015 e verilmiyor. E, fakat şeye veriliyor. 28 Şubat'tan söz ediliyor 1417 tarihi geçiyor Dediğim gibi ona çok Peki fazla FETÖ, giremedik FETÖ işte lideri Fethullah Gülen Bir tarih üzerinden bir şey yapıyor mu? Bunlarla ilgili 15 FETÖ için Sarıklı Genç meselesi var O ayrı bir şey Mektubat kitabının içerisine geçer 28. mektupta hmm. Birisi Hulusi Gil, Said Nursi'nin çok sevdiği Bir öğrencisi diyelim Hatta kendi yerine koyuyor onu Diyor ki e, rüya gördüm, sarıklı bir genç gördüm. insanlara hitap ediyordu. O genç çıkacak diyor. Sarıklı bir genç çıkacak. O sarıklı genci e, Nurcular Fethullah Gülen olarak verdiler. Dolayısıyla ileride gelecek olan Mehdi kimdi? E, Fethullah Gülen. Gibi bir algı yaratıldı. Tabii on, onlar için öyleydi. Önceleri buna karşı çıkıyorlardı. Hatta Tarika, şey içerisinde örgüt içerisinde örgüt demeyelim örgüt başka bir vasfı onların cemaat içerisinde İsa olduğuna bile inananlar vardı. Mesih olduğuna inananlar vardı. Süremiz bitmiş hocam toparladım sonra. O rakamı da göster. O zaman şunu söyleyeyim. Kafir sözcüğünü de bunlar kendi aralarında bir nevi sembolize olarak alıyor. Mustafa Kemal'in kaf harfini İsmet İnönü'nün i harfini in derken Fevzi Çakmak'ın F'sini Rıfat Börekçi'nin de R'sini alarak kendilerine göre bir şekil oluşturmaya çalışıyorlar. E, maalesef İslam dünyasının konuşulacak daha pek çok konusu çok vardır ama süre, 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 biz e, belki ileriki bir ben tarihte Ben yine faydalı olduğunu düşünüyorum. Ya burada yani dini küçük bir dini iş. kullanarak nasıl sapkınlıklar yapılıyor ve Atatürk'e Cumhuriyet düşmanları neler yapılıyor. Nasıl oluştur diyor bunlar. Onları görmemiz açısından ben faydalı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte yine bir araya geliriz. Bu konuları işlemeye devam ederiz hocam. Çok iyi olur umarım. ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür programı ediyorum. Düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de beğenmiştir. Değerli izleyenler, güzel bir sürenin sonuna geldik. Haftaya yine haber merkezinde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.